düşünceliyoruz. Özgürlüksüz bir belediyecilik için geliyoruz. Demokratik belediyecilik için geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Profesör Doktor Reşat Başar'la yeniden içerisiz olmaya geliyoruz. Ve bir kez de alkışlarımızı hocamız için yükseltiyoruz arkadaşlar. Dörtlük gibi bir sizde alkışlarımızı yükseltiyoruz. Daha güçlü özgürlükçü, demokratik çalışanlarımız haklarını demokratik bir biçimde kullanması için Körfez kentinin insanlarının yeniden mutlu olması için insana dair ne varsa özgür bir şekilde yeniden hayata geçirmek için Profesör Doktor Reşat Başar'la birlikte halkı bir belediyecilik için geliyoruz. Bir kez daha alkışlarımızı halkı bir belediyecilik için arkadaşlar. Yükseltiyoruz alkışlarımızı. Daha güçlü. Cumhuriyet Halk Partiler, işçiler, kurumlar, kadınlar, gençler, Herekeliler, Yarımcalılar, Kirazlı Yalılar, Tütün Çiftlikler, Anadolular, Erzurumlular, Gümüşhaneliler, Sivaslılar, Karslılar, Karadenizliler, Güneydoğullar, Doğrular, Akdenizliler, Ege'liler, Körfezliler, kendini Körfez'de hissedenler, Körfez'i kendine yurt edinenler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Emekten yana olanlar, hayata sorgun bakanlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Körfez için buluştuk burada. Her şey Körfez için demek adına burada buluştuk. Hani dediler ya bize, üç tane ağaç için ayaklandılar diye. Üç ağaç için ayaklandılar mı diye. İşte biz o üç ağaç için buraya geldik. Üç ağaç için buluştuk burada. İnsan odaklı bir kent yapmak için buluştuk. Yaşanabilir estetik bir kent yapmak için buluştuk. Körfez için buradayız arkadaşlar. Bundan böyle Körfez ek iş arayan emeklilerimize onurlu bir yaşam vaat edecek. Saygın bir emeklilik hayatı vaat edecek. Sosyal hayatın bir parçası olmaya çalışan kadın ruhu için, parlak bir gelecek bekleyen çocuklarımız için burada buluştuk. Körfez için, halkın öznesi olduğu toplumcu bir belediyecilik için buradayız arkadaşlar. Yönetime katıldığı, halkın yönetime katıldığı, kendi meclisini kurduğu, öyle yalandan değil, gerçek anlamda kendi meclisini kurduğu bir Körfez özlemiyle buradayız. Çocukları battı çıktığım da denizi doldurmanın da hesabını halka verecekler.
Bunların hepsini, bunların tamamını halka sorsunlar diye buradayız arkadaşlar. Halkın meclisi için buradayız. Körfez'de sadece cumhurbaşlık sorunları yok. Bunlar da sorun tabii ki. Bunlar ama Körfez'de çok büyük bir sorunlar var. Belki bizim uygulamamıza diye değişip dile getirmek gerekiyor. SBS kurbanı, MGS kurbanı çocuklarımızın sorunları var. Körfez'de çok ciddi, düşük bir ortağı var SBS ve MGS'de. Bunların da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çocuklarımıza özgü bir eğitim için, gençlerimizin taleplerine, tercihlerine göre bir eğitim için, bir üniversite kenti olmak için Körfez'de buluştuk, burada buluştuk arkadaşlar. Körfez'de artık iş işten geçmeden bir sağlık hizmeti var olacak. İş işten geçmeden 10. sağlık hizmeti için Körfez'de var olacağız. Ulaşılabilir, eşit, ücretsiz, nitelikli bir sağlık hizmetine hedefleyeceğiz. Artık Körfez sokaklarında engelleri görebileceksiniz. Evlere tıkılmış değil, sokaklarda rahatlıkla dolaşabilen engelleri görebileceksiniz. Bunun için buradayız. Engelleri evlerinden çıkartmak için buradayız arkadaşlar. Sosyal yardımlaşmayı sadakalaştırmaya dönüştürmek için değil, önemli bir sosyal yardımlaşma için hep beraberiz arkadaşlar. Zengin bir sosyal yaşam için, insanlı bir kent yaşam için buradayız. İnancımızı içimizden geldiği gibi yaşayabilmek için buradayız. Sevgili Körfezliler, sevgili dostlarım. Köylerimiz için buradayız arkadaşlar, köylerimiz için buradayız. Körfez'de sanılıyor ki her şey kıyıda bulmalıyız. O yüzden kıyılara yükleniyoruz. Onun için bize yükselen problemi nedir? Bir doğruluk, kıyı derinliği diye bir şey tutturmuşlar gidiyor. Bu kıyı derinliği sanki başka yerde yokmuş gibi bütün limanları Körfez'e veriyorlar. Körfez'in bu limanları kaldıracak gücü yok, artık bunu anlamak lazım. Artık köylerimizi köylerimizden daha öncelikli yapmak için buradayız. Köylerimizi organik tarım yapmak için kullanmak üzere buradayız arkadaşlar. Önce söyledim, birçok sorunu var Körfez'in, ulaşım sorunu var. Hızlı, güzel, rahat çevreci bir ulaşım için. Yalan gerekli bir trafik için, kontrolü ve doğrudan bir toplu taşıma için. Körfez'de modern kent ulaşımını sağlayabilmek için bir aradayız, bir arada olacağız. Bizim önemli sanat, ama sanatı mekanlara hapsetmeyeceğiz arkadaşlar. Sanatı sokağa çıkartmak için buradayız. Kültürümüz için, tarihimiz için, geleneklerimiz için buradayız arkadaşlar. Evrensel sanatta buluşmak için Körfez'i Türkiye'nin, belki dünyanın sanat merkezi yapmak için buradayız. Hele ki hangisi için, yarın geçmesi için buradayız arkadaşlar. Sigoru sadece seyirlik bir evren olmaktan çıkartmak için buradayız. Seyirlik değil, sporcu bir toplum olmak için. Halkın riskini top peşinde heba etmemek için buradayız arkadaşlar. Her türlü sporu, zengin sporu, fakir sporu, her türlü sporu halka kazandırmak için, topluma kazandırmak için buradayız. Efendim Körfez turistik bir kent olamazmış. Bunu denedik, harekete denedik. Onun yüzden çekilsinler, harekete de, Körfez'i de, yarımcıyla turistik bir kent yaparız.
Operasyonel değil ama. Tüm operatörlerin turizm cenneti olmaz burası. Kültürel turizm. Öncelikli bir turizm potansiyeli yaratmak. Bu benim için çok kıymetli bir konuşmaydı. Gerçekten arkamda çok değerli iki kurumu bıraktım. Çok emek harcadım. Yükselmesi için çok uğraştım. Birisi Güzel Sanatlar Fakültesi, birisi de Devlet Konservatuarı. Bu iki değerli kurumu üniversitenin göz bebeği haline getirdiğimize isimlerim. Arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla. Üniversiteyi bu iki değerli kurumla kentte buluşturmayı başardığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Her ikisi de ülkemizin önüne gelen kurumları. Birisi Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrenci kabul eden Güzel Sanatlar Fakültesi, diğeri Türkiye'nin 8. Devlet Konservatuarı, içinde ilkokulu, ortaokulu ve lisesi olan Türkiye'nin 8 konservatuarının birisini yarattık arkadaşlar. Ama günlerimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Toplumu daha yararlı olabilmek adına, daha büyük projelerde halkla buluşmak adına, her iki okulun yöneticiliğinden istifa ettim, üzüldüm. Üzüldüm ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ömrünü diye yolda yürümeye hazırım. Cumhuriyet Halk Partisi, eşitlikli bir yaklaşım içinde, demokratik bir yaklaşım içinde adaylarını öncesinde belirleyeceğimi ilan etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öngördüğü hangi demokratik süreç varsa, hangi demokratik yöntem varsa hepsine girmeye hazırım arkadaşlar. Bana diyorlar ki sen profesörsün, sen dekansın. El seçimde ne işin var, niye giriyorsun, neden yıpratıyorsun kendini? Arkadaşlar demokrasi özneti olursanız anlamlıyız. Demokrasiyi benimserseniz gerçek anlamına gelir demokrasi. Bu her aşamada, demokratik sürecin her aşamada demokrasiden nasibimizi almak zorundayız arkadaşlar. Burada ben inanıyorum ki ön seçimin sonucu ne olursa olsun, bunun sonucuna diğer arkadaşlarımla ben de katılacağız, omuz omuza vereceğiz, omuz omuza vereceğiz, Korkmaz Belediyesi'ni alacağız arkadaşlar. Bu süreç yıpranma süreci değildir. Gücümüze güç katan bir süreçtir arkadaşlar. Gücümüze güç katan bir süreçtir. Evet, faşizme karşı omuz omuza, körfez için omuz omuza diyoruz. Eminim sadece ön seçime giren arkadaşlar değil. Sadece ön seçime giren arkadaşlar değil. Partiye emek vermiş, partiye gönül vermiş, partinin kanaat önderleri olmuş arkadaşlarımızla, bu sürece katılan arkadaşlarımızla birlikte asıl hedefe, ortak hedefe koşmak için birbirleriyle yarışacaklar arkadaşlar. Hep birlikte Körfez Belediyesi'ni almak için yarışacağız hepimiz arkadaşlar. Diyoruz ki yapamıyorsanız bırakın, biz yaparız diyor. Çözemiyorsanız biz yaparız, biz çözeriz diyorum arkadaşlar. Bunu azıcık ilgi göstermeye bakıyor arkadaşlar. Sabah 2 saat sonra, 2 saat erken kalkacaksınız. Nerede ne sorun var bakacaksınız. Ondan sonra gidip makamınızda oturacaksınız. Makamınız duruyor orada, bu yere gitmiyor, bakmayın. Biz gelinceye kadar duracak orada makamınız. Sevgili partililer diyorum, sadece Cumhuriyet Halk Partililer demiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında da herhangi bir partiye gönül verenler. Burası bizim körfezimiz olamaz diyenler, burası bizim körfezimiz değil diyenler, başka bir körfez istiyorum diyenler, kendini körfezden sorumlu hissedenler, körfezler, dün particilik değil de değildir. Biz bu
burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında toplandık. Ama bir particilik kurulu değildir. Herkese sesleniyorum. Dün dayanışma günüdür. Dün belediyeyi AKP'den alma günüdür. Dün Körfez'i kurtarma günüdür arkadaşlar. Herkesi Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında tutuyoruz arkadaşlar. Körfez halkı tarafından yönetilmelidir. Körfez kendi kendine yönetilmelidir. Körfez halk meclisine dönüştürülmüş bir kent konseyi tarafından yönetilmelidir arkadaşlar. Evet, bizim Körfezimiz bu değil. Bizim Körfezimiz insanca, hakça, emekten, adaletten yana, temizlikten yana pırıl pırıl bir Körfez olmalı arkadaşlar. CHP'nin Körfez'in kurucusu olduğu dönemden daha güzel, daha sosyal, daha mutlu bir Körfez olmalı. Gelin hep beraber çalışalım. El ele verelim, omuz omuza verelim. Körfez'i yeniden kuralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Körfez Belediyesi bitirelim arkadaşlar. Ne diyoruz? Herkes için CHP, herkes için CHP. Ama ille de Körfez için CHP diyoruz arkadaşlar. İlle Körfez için CHP diyoruz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Körfez'i hep beraber alacağız. Hep birlikte Körfez bizim olacak arkadaşlar. Teşekkür ederim.